Swiss Finans'ın sermaye piyasaları yöneticisi Muhammed Demir bizlerle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Muhammed Bey, sizinle de altını konuşalım. Altın son 7 yılın zirvesinde beslenecek çok alan var aslında. Altın hala güvenli liman olma özelliğini koruyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz altının bu yükselişini? Evet, altın daha önce de 2008-2009 krizinden sonra yükselmeye başlamıştı hatırlarsınız. Evet. Altının yükseldiği dönemlere baktığımızda genelde ya çok ciddi kriz vardır, kaygı vardır piyasalarda ya da çok ciddi bir finansal genişleme söz konusudur. Şu an ikisini de bir arada görüyoruz. Aynı 2008 krizinde olduğu gibi. Hem hisse senedi piyasalarının yukarıya gitmeye başladığı hem de altının yukarıya gitmeye başladığı ortamlar genelde bu likitte bolluğunda oluşuyor. Niye likitte bolluğunda oluşuyor? Neticede insanlar çok ciddi gelen aradıkları alanları gidiyorlar, hisse senetlerine yatırıyorlar. Neticede bir şekilde ekonomi dönmeye başlayacak, dönmeye devam edecek. Kaldı ki bunun zaten örneklerini görmeye başladık. Avrupa yavaş yavaş açılmaya başladı, Amerika yavaş yavaş açılmaya başladı. Asya zaten çok daha öncesinde bu konuda açılmış. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Şu anda net geliyor, net geliyor Muhammed Bey, buyurun. Evet. Asya ve Avrupa'da zaten açılmalar başlamıştı biliyorsunuz ekonomilerde. Evet. Dolayısıyla hem hisse senedi piyasasına hem de altın ve değerli metallere doğru bir para aktarımı, bir yatırım aktarımı devam edecektir. Onun için biz de genelde altınla ilgili, değerli metallerle ilgili beklentilerimizi konuşurken devamlı bu seviyelerin çok altına gitmeyeceğimizi, evet, bu seviyeler ve yukarısında tutunacağımızı belirtiyorduk. Yani hala özelliği taşıyacak güvenli liman. Peki bu Avrupa'da son bir gelişme var ve açığa satış yasağı sona eriyor Avrupa piyasalarında. Bu gelişmenin hem Avrupa piyasalarına etkileri aynı zamanda da borsalarındaki bugünkü seyri nasıl yorumluyorsunuz? Avrupa piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı. Bu da yine normale dönme egzersizimizin devam ettiğini gösteriyor. Zaten Amerika piyasaları çok ciddi yükselişte. Özellikle bu yeni aşı bulunduğuna dair haberler, yeni aşının olumlu sonuçlar verdiğine. Hem dün Powell'ın konuşmaları, her ne kadar ekonomide olumsuzluklar devam etse de biz elimizdeki bütün cephaneleri henüz kullanmadık. Kimse Fed'in karşısında durmasın gibi bir yaklaşım. Dolayısıyla hala gerek merkez bankalarının elinde ciddi enstrümanlar var, gerek yeterince atış gücü var, cephanesi var. Dolayısıyla ekonomileri toparlayacaktır. Avrupa tarafı maalesef diğer bölgelerine nazaran bunların hepsinin biraz daha gerisinde kaldı. Hem de rezerv para birimi statüsü var Avrupa'nın. Euro'nun geleceği ciddi sorgulama altında. Ne Asya ülkeleri kadar çok ciddi bir müdahalede bulunabildi bu salgın hastalığa. Dolayısıyla olumlu gelişmeler var. Avrupa'da toparlanacaktır. Ama Asya ve Amerika'nın biraz arkasından gelecektir diye düşünüyorum. Evet Muhammed Bey, bir taraftan da petrol cephesindeki son gelişmeler. Şimdi ben petrolü şöyle bakınca Brent petrol varil fiyatını uzun süredir görmediğim noktada $34 seviyesi diyelim. Bugünkü yükselişte %6'nın üzerinde bir performans sergiliyor. Beklentileriniz ne yönde petrolle ilgili son böyle, çünkü orada da tahminler zordu bu dönemde talep ve arz dengesiyle birlikte. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz petroldeki bu yükselişi? Evet, petrolde de genel itibariyle 30'un çok altına inmesinin, bu arz talep dengesinde 30'un çok altına inmesinin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Genel olarak baktığımızda İngiltere'deki MTA yorumcularını, MTA analistlerinin ortalamasına da baktığımızda hepsi 30'un üzerinde. Maalesef bu hareketler geçici oluyor ve bayağı spekülatif ya da bazen geçen haftalarda manipülatif noktada sıfırlara, eksilere kadar gidebiliyor. Benim ve bizim kendi kurumumuzun fikri 30 ile 40 bandı arasında gitmemiz şeklinde, ki orta ve uzun vadede. Çünkü bir yeni bir normal var. Talep tamamen daralmayacak. Tamam, talep tamamen ortalıktan kaybolmayacak ama bir tarafta bir talep azalması var. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Ama diğer taraftan da petrol üretmek, tamam yeni rezervler ortaya çıkıyor. Tabii ki kaya petrolü var vesaire. Ama bunların da belli bir üretim maliyeti var konuştuğumuz gibi. 30'un altına indiğiniz zaman bu otomatik olarak kendini dengeleyecektir. Ha, geçici hareketler olur, geçici fiyat hareketleri olur. Geçici olarak Suudi Arabistan, Rusya anlaşamayabilir, üretimi kısabilirler, çok ciddi bir arıza eksilme olur.
Bundan dolayı da 50'lerin üzerine, 60'ın üzerine atabiliriz. Ama olması gereken yer sanki 30 ile 40 dolar arası gibi duruyor. Kaldı ki tam onların ortasında dengelenmiş görüyoruz. Muhammed Bey, bugün de gelen en önemli haberlerden bir tanesi resesyon. Hiç şüphesiz artık biz her hafta bir ülkenin resesyonu yaşadığını bildiriyoruz. Geçen hafta İngiltere vardı. Aslında şöyle bir genel değerlendirecek olursak 2019'u zor geçiren, ekonomisinde darbe alan birçok ülke pandemiyle birlikte resesyona şüphesiz giriyor. Bunlardan bir tanesi de Japonya olarak karşımıza çıktı. Geçen seneydi onlar zorlu bir şekilde mücadele ettikleri yıllardan bir tanesi. Hem Japonya özelinde hem Asya piyasaları üzerindeki değerlendirmelerinizi de almak isterim. Japonya, Asya piyasaları arasında genel itibariyle gerek para birimi olsun, gerek enflasyon olsun çok ciddi mücadeleleri veren, uzun yıllardır bu mücadeleleri veren bir ekonomi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Lakin baktığınızda bu en son pandemide en az zararı gören ülkelerden biri. Her ne kadar ekonomisi çok ihracata dayalı olsa da. Asya ülkeleri Amerika ve Avrupa'ya ve diğer Afrika, Avrasya ülkelerine nazaran uzak doğu Asya ülkeleri ve ekonomileri bu salgına çok ciddi, çok hızlı ve çok doğru müdahale ettiler. Baktığınızda Güney Kore'si, Japonya'sı, Çin'i, her ne kadar bunların diğer yöntemlerini, ekonomik yöntemlerini, kültürlerini takdir edersiniz etmezsiniz. Sizden çok farklıdır. Sizin için çok geleneksel olarak doğru şeyler olmayabilir ama çok iyi müdahalelerle çok iyi noktada kontrol ettiler ve resesyona girdi ama baktığınızda Avrupa ile Amerika ile kıyasladığınızda sanki çok daha iyi durumda gibi rakamlara baktığınızda. Yani ufak bir resesyon söz konusu. Amerika tarafında, Avrupa tarafında yıllık oranlarda %30-40'lara varan resesyon var söz konusu. Ama Japonya'da böyle bir durum söz konusu değil. Evet Muhammed Bey, Amerika demişken o zaman son olarak da Amerika'yı da sorayım sizlere. Çünkü orada da aslında sürekli bir açıklama geliyor. İşte ABD ekonomisiyle ilgili ne zaman toparlanacak, sert düşüş mü gösterecek? Bir taraftan başkaları açıklama yapıyor, hayır ekonomi pandemi sonrası hemen düzelecek diye. Bugün de Powell'ın da konuşmalarını dinledik ki aşıya burada odaklanılmış bir Amerika ekonomisi var. Sert bir daralma yaşıyor dediniz. Biraz da oradan bahsedebilir misiniz bizlere? Amerika ekonomisine baktığımızda çok ciddi bir para enjekte ediliyor piyasaya. Gerek swap piyasaları olsun, gerek bono alım programı olsun, gerek halkına ya da orta ölçekli, büyük ölçekli firmalarına ve bankalarına olsun. Para gelince piyasaya bir şekilde bir yere akmak zorunda, biraz önce konuştuğumuz gibi. Bunun en son örneğini yine bonoları aktığını görüyoruz. Bonolardaki getirilerin çok düştüğünü görüyoruz. Diğer taraftan da hisse senedi piyasalarına aktığını düşünüyoruz. Hisse senedi piyasaları 3400'lerdeydi. 3400'lerden geldiğimiz noktalar şu an 2200'leri çok ciddi sert düşüş yaşadı. Ama tekrar 3000'lere, 1953.000'lere doğru toparlandı. 2953.000'ler 3400'lere nazaran %10-15 aşağısı ise de bu bulunduğumuz noktanın bir noktadan baktığınızda Eylül ayındaki tarihi yüksek seviyeler dediğimiz rekor seviyeler dediğimiz noktalarda. Dolayısıyla Amerika piyasası çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir şekilde krize ve resesyona gitmez. Kırılganlığı halen devam ediyor. Arkasında Fed olsun, Amerikan yönetimi olsun devamlı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Ve bir noktada da ekonominin açılmaya başladığını gördüğümüz için oradan da toparlanma sinyalleri gelecek gibi. Ama yakın dönemde çok ciddi 3400 seviyelerini, çok rekor seviyelerini göreceğimizi zannetmiyorum. Bu seviyeler gerekirse şey diye de düşünülebilir. Görebileceğimiz, önümüzdeki birkaç ay içinde görebileceğimiz en yüksek seviyelerdi. Çok çok. Evet. %3-4 daha yukarıya gideriz. Ama onun ötesinde aşağı yönlü riskler daha fazladır diye düşünüyorum. Evet Muhammed Bey, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Muhammed Demir bizlerle birlikteydi. Swiss Finans Sermaye Piyasaları Yöneticisi. Hızlıca